Evet, Coğrafya Kodları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber 9. sınıfın 4. ünitesi olan harita bilgisine başlıyoruz. Bugün ne öğreneceğiz? 1. Harita nedir? Kroki ve plan harita mıdır? 2. Haritanın unsurları nelerdir? 3. Projeksiyon nedir? Projeksiyon yöntemleri nelerdir? Projeksiyon yöntemlerinin özellikleri nelerdir? Ve 4. Gerçek alanla izdüşüm alan arasındaki fark nedir? Kanalımı yararlı buluyorsan abone olmadan geçmiyorsun. Bak, aşağıda bir beğen butonu var. Beğen butonuna tıklamayı unutma. Yorumların da motivasyonum için çok önemli. Ne diyoruz? Hadi şimdi derse geçelim. Harita bilimine ne diyorduk biz? Kartografya diyorduk. Nasıl aklımızda tutuyorduk? Hocamız bize ödev vermişti. Bunu bir kağıda çizip duvara asarsak yırtılabilir. Niye çiziyorduk? Kartona harita çiziyorduk. Biri bize kartografya dediğinde, ha hocam kartona benziyor. Kartona ne yapıyorduk? Harita çiziyorduk deyip kartografya harita bilimidir. Bu şekilde aklımıza getiriyorduk. Bugün ne öğreneceğiz? Bugün haritayı öğreneceğiz. Harita neden önemli bir konudur? Evet, bu gibi durumlarla karşılaşmamak için bizim elimizde her zaman harita olması gerekiyor. E hocam, elimizde haritayla mı dolaşacağız biz şimdi bütün her yeri? E tabii ki günümüzde artık teknoloji gelişti, elimizde haritayla dolaşmıyoruz. Teknoloji geliştiği için navigasyonlarla dolaşıyor. Peki coğrafya için neden bu kadar önemli harita? Bakın, coğrafyanın dağılış ilkesini öğrenmiştik. Eğer coğrafyada sen dağılış ilkesi yapmazsan şurada üretilir, burada çıkar, şu ülkelerde vardır gibi dağılış ilkesini kullanmazsan coğrafyanın bir önemi kalmaz. Bu yüzden biz haritayı öğrenmemiz gerekiyor. Senin de yaptığın en büyük hatalardan bir tanesi bu. Harita bilmeden coğrafya öğrenmeye kalkıyorsun. Harita bizim temelimizi oluşturuyor. Ben bu kanalda videoları çekmeye başladığımda ilk hangi konudan başladım? Aylarımı neye verdim? Harita bilgisini oluşturmaya, harita bilgisi temeli atmaya verdim. Sen ne yapıyorsun? İlk önce gidiyorsun harita bilgisini, yani temelini atıyorsun. Öyle gelip coğrafya derslerini işliyorsun. Peki harita ne demek? Harita, yeryüzünün tamamının ya da bir kısmının kuş bakışı görünümünün belirli bir oranda küçültülerek düzleme aktarılmasıdır. Kavramlardan nefret ediyorum. Neden? Çünkü sen öğrenci olarak biliyorum. Hemen oturuyorsun, o kavramı yazıp onu ezberlemeye çalışıyorsun. Arkadaşım, kavramları ezberleme. Kavramları ezberlemek ne sana fayda verir, ne bana fayda verir, ne de bunun sınavda bir önemi yok. Sen ne yapacaksın? Mantığını kavrayacaksın. Kavramı kendin üretebilirsin. Bakın şimdi, harita kavramını bir inceleyelim. Harita kavramının içinde bir, kuş bakışı görünüm diyor. Bir çizimin harita sayılabilmesi için bir, o çizimin kuş bakışı çizilmesi gerekiyor. Kuş bakışından kastımız ne? Bakın haritaya. Sanki kuş tepeden bakıyormuş gibi çizeceğiz biz bu haritayı. Haritalar zaten öyle değil mi? Sanki düzmüş gibi, tepeden bakılıyormuş gibi çiziliyorlar. İşte bir, kuş bakışı görünüm olacak. İki, belirli bir oranda küçültme. Belirli bir oranda küçültmeden kastı ne? Yani biz belirli bir yerin haritasını çizerken öyle kafamızdan mı çiziyoruz? Ne yapıyoruz? Ölçüyoruz, biçiyoruz. Onu belirli bir matematiksel işlemlerle belirli bir oranda küçültüyoruz. İşte biz ona ölçek diyoruz. Yani bir haritanın ölçeği olması gerekir. Ölçek neymiş? Ölçek, ölçmek, biçmek, küçültmek anlamına geliyor. Belirli bir oranda küçültülmesi anlamına geliyor. Ölçeği bir sonraki videoda ayrıntılı bir şekilde öğreneceğiz zaten. Demek ki 2. Bir çizimin harita sayılabilmesi için ölçek gerekiyormuş. Kuş bakışı olacak, ölçek olacak ve 3. Düzleme aktarılması gerekiyor. Yani bir çizimin harita olması için bunun düz bir zemine aktarılması gerekiyor. Duvara da olabilir, bir kağıda da olabilir, masaya da olabilir. Sonuçta burası düz mü? Düz. O zaman ona biz harita deriz. Yani bir çizime harita diyebilmemiz için 3 şey gerekiyor. Kuş bakışı olacak, ölçek olacak ve bu düzleme aktarılmış olacak. Bunlar bizim çizimlerimizi harita diyebilmemiz için gerekli 3 önemli etken. Peki hocam, plan ve kroki ne? Bunlar harita mıdır? Plan bu. Mesela ben Trabzonluyum. Maçka'ya gitmişim. Maçka'nın planını aldım. Maçka'nın planına bakarak Maçka'yı dolaşmak istiyorum. Zaten küçük bir yer, hemen dolaşabilirim. Planı inceleyelim, harita mıdır bu diye. Kuş bakışı mı çizilmiş plan? Evet hocam, tepeden bakıyoruz. 2. Düzleme mi aktarılmış? Evet hocam, düz bir zeminde. 3. En önemlisi bu. Ölçeği var mı? Yani bu işlemler yapılarak matematiksel olarak belirli bir oranda mı küçültülmüş? Evet hocam, planlar öyle değil mi? Ölçülüp biçilerek yapılmıyor mu? Yapılıyor. O zaman planlar bir haritadır. Planlar dar alanları gösterir. Bunu unutmayın. Yani küçük yerleri gösterir yani. Diğeri kroki. Şimdi geldim ben Maçka'ya, bir Emice'ye sordum oradan. Ya Emice, nasıl gezeceğim ben burayı diye sordum ve o da bana... İneceksin oradan aşağıya çömlekçiye. İneceksin oradan dolmuşa. Aa, ileride de. Abi üst yola çıkacaksın. Ha, buradan aşağı.
Evet, bu şekilde zaten tarif ederse yönümü bulabilir miyim? Tabii ki bulamam. Yaymice, sen bana en iyisi bunu bir çiz diyorum ben. O da eline bir kağıt kalem alıyor. Kaba taslak bir şekilde bana bir çizim yapıyor. Bak şimdi yaptığı çizim kaba taslak. Herhangi bir ölçme, biçme var mı? Yani ölçek var mı? Yok. Kuş bakışı mı? Evet. Yüzleme aktardı mı? Evet. Ama ölçek var mı? Ölçek yok. O zaman krokilere biz harita demiyoruz. Demek ki planlar haritaymış ama krokiler harita değilmiş. Hocam haritada başka bir şeyler olmaz mı? Yani ben gelsin haritamız. Bakın bu haritada bir şeyler eksik değil mi? İşte haritada bazı şeylerin olması gerekir. Yani haritanın unsurları vardır. Bu unsurlar nelerdir? Bunlara bakalım. Mesela haritamızda bir eksiklik var. Haritanın bir başlığı olması lazım değil mi? Evet, haritanın unsurlarından birincisi başlık. Başlık olacak ki ben bu haritanın ne haritası olduğunu bileyim. Bu harita neymiş mesela? Türkiye'nin platoları haritasıymış. Tamam, birinci kısmı geçtim. Ama hala tam olarak ben bu haritayı öğrenemiyorum. Mesela yönlerini bilmiyorum. Evet, yön oku olması gerekir haritada ikinci olarak. Yön oku bu şekilde gösteriliyor. Haritaların kenarında gösterilir. Bazı haritalarda yön oku da olmayabilir. Eğer bir haritada yön oku yoksa harita her zaman kuzeyi gösteriyordur. Bu anlama gelir. Unutma. 3. Bu haritada bir şey daha eksik. Hocam renkli renkli şeyler var bu haritada ama hangisinin ne anlama geldiğini bilmiyorum. O zaman bana bu haritanın bir anahtarı lazım. Lejant lazım bana. Lejant haritanın anahtarı. Haritada bana yol gösteren işaretler anlamına geliyor. Mesela lejantım gelsin. Şimdi lejanta bakıyorum. Yani bana yol gösteren kısma bakıyorum. Kırmızı renkler volkanik platoyu gösteriyormuş. Yeşil renkler tabaka düzlüğü platosunu gösteriyormuş. Mavi renk aşınım düzlüğü platosunu gösteriyormuş. Bakın lejant bana ne yaptı? Haritayı okumamı sağladı. Bana yol gösterdi. İşte biz lejanta haritanın anahtarı, yol göstereni diyoruz. Aklımızda şöyle tutabiliriz bunu. Lejant diyor bakın. Janttan gelsin aklımıza. Arabanın lastiği. Aa hocam arabanın jantı, yol gösteren ha bu işaretler hocam diyorsun. Diğeri bir haritada koordinat sisteminin de olması gerekir. Koordinat sistemi neydi? Önceki derslerde öğrendik. Paralel ve meridyenler olacak ki nerenin nerede olduğunu ben anlayabileyim. O yüzden bir haritada koordinat sisteminin de olması gerekiyor. Diğeri ölçek. Ölçeksiz harita olur mu? Az önce gördün. Ölçek kesinlikle olacak. Ben nereden bileceğim bu haritayı kaç oranında küçülttün? Bu harita ölçülerek, biçilerek mi küçültüldü? Kaba taslak mı yoksa küçültüldü? Nereden bileceğim? Bilemem. O yüzden her haritada ölçekli olması gerekiyor. Şu an ne öğrendik? Haritada bulunması gereken unsurları öğrendik. Yani sen karşına bir harita aldığında haritanın bir başlığı oluyor. 2 lejantı oluyor. 3 bir yön oku oluyor. Aynı zamanda koordinat sistemi oluyor. Ve o haritada bir de ölçek oluyor. Bunlar da haritadaki unsurlarımız bizim. Şimdi gelelim asıl önemli kısma. Aslında dünya haritasına baktığımızda biz ülkeleri gerçek büyüklükleriyle görmüyoruz. Bakın şimdi buradaki şekle. Ülkeleri biz böyle görüyoruz ama aslında böyle değiller. Ülkelerin gerçek büyüklükleri aslında bu şekilde. Bakın kuzeyde Grönland. Grönland'ın büyüklüğü Afrika ile aynıymış gibi görünüyor bizim baktığımız haritalarda. Ama gerçekte Afrika Grönland'dan 14 kat büyük. İşte haritaları yaparken aslında bozulmalar meydana geliyor yani. Bakın Rusya'ya. Rusya aslında biz çok büyük bir ülkeymiş gibi düşünüyoruz. Ama aslında çok büyük bir ülke değilmiş. Gerçek boyutu bu kadar. Peki hocam niye böyle? Gerçek harita buysa biz niye diğer haritalara bakıyoruz? Gerçek olmayan haritalara bakıyoruz. Bakın dünya küresel bir şekle sahip. Küresel bir şekle sahip bir cisme düz bir zemini aktarmaya kalkarsanız bu aktarma sırasında bozulmalar meydana gelir. Bakın küresel bir şekli açtık. Düz bir zemini aktarıyoruz. Bakın kuzey kısmına nasıl bozulmalar meydana geliyor. İşte bu yüzden dünyadaki haritalar tam olarak gerçeği yansıtamıyorlar. İşte haritaların daha gerçekçi yansıtılabilmesi için, bu haritaların hata paylarını en aza indirebilmek için projeksiyon yöntemleri ortaya çıkmış. Projeksiyon yöntemleri ne demek? Bugünkü hayatta kullandığımız projeksiyon makinesiyle hemen hemen aynı şey. Bakın projeksiyon makinesi ne yapıyor? Yansıtıyor değil mi bize? Projeksiyon yöntemleri de yansıtma yöntemleri. Dünyayı düz bir zemin olan haritaya yansıtma yöntemleri. Peki neler bunlar hocam? Silindirik projeksiyon, konik projeksiyon, düzlem projeksiyon. 3 tane yöntemimiz var. Bunları ezberlemiyorsun. Bak mantığıyla öğreneceğiz. Birincisi silindirik projeksiyon yönteminden başlayalım. Bak silindirik diyorlar. O zaman kendime bir silindir çizeceğim. Silindirimi çizdim. Dünyam da burada. Bu projeksiyon yöntemleri hatayı en aza indirmek için ortaya çıkmış. Şimdi geliyorsun sana biri silindirik projeksiyonu sorduğunda dünyayı alıp silindirin içine koyuyorsun. Neresi temas etti silindire? Ekvator kısmı silindire temas etti değil mi? İşte bu projeksiyon yönteminde ışık ekvatordan veriliyor. Yansıma ve en iyi görünüm
ekvatorda oluyor. Bu projeksiyon, yani silindirik projeksiyon, ekvatoru çok iyi gösteriyor. Ekvatordan uzaklaşılmaya başladıkça hatalar, bozulmalar ortaya çıkıyor. Az önce gördüğümüz haritaya bakarsanız, ekvatordan uzaklaşıldıkça bozulmalar da artıyor değil mi? Ekvatoru gerçekçi çizmiş ama kuzeye gidildikçe bozulmalar artıyor. Demek ki bu harita silindirik projeksiyonla çizilmiş bir harita. Bize bununla alakalı soruları nasıl soruyorlar? Bize ülke isimleri verip hangisini silindirik projeksiyonla çizersek hata en az olur diyor. Sen ne yapacaksın hemen? Hemen silindirini çizeceksin. Silindire dünyayı çizeceksin. Ha hocam diyeceksin. Ekvatoru iyi gösterir silindir deyip ekvatordaki ülkeleri bulmaya çalışacaksın. Bu soruları çözebilmen için ülkelerin yerini bilmen lazım. Ülkelerin yerini öğrenebilmek için de oyunlar var. Ülkelerin yerini bulma oyunları var. Bu oyunları oynamanı tavsiye ediyorum sana. Bu oyunları oynayarak ülkelerin yerini öğren. Mesela silindirik projeksiyonla ben hangi ülkeleri güzel çizebilirim? Hata payı az bir şekilde çizebilirim. Ekvatordakiler de değil mi? Dünya haritasına bakalım şimdi. Brezilya, Kolombiya, Ekvator, Ekvator çizgisinin olduğu yer. Bu tarafta Endonezya var, Kenya var. Bu gibi ülkeleri işte biz silindirik projeksiyonla çizdiğimizde bozulmalar en az oluyor. Peki en kötü hangisini çizebilir bu silindirik projeksiyon? O zaman en uzağa gideceksin. Nereye gideceğiz? Mesela Norveç, İsveç, Finlandiya, bu gibi ülkeleri daha kötü çizer. Bu soruları nasıl mantığıyla yaptığımızı anladık mı? Ama bunları yapabilmen için ülkelerin yerini bilmen gerekiyor. Bakın şunu da ekleyelim. Silindirik projeksiyon şekli korur, alanı bozar. Niye şekli koruyup alanı bozuyor? Bakın normalde bizim meridyenlerimiz kutba gidildikçe daralıyor değil mi? Ama silindirik projeksiyonla çizdiğimiz haritada meridyenler sanki kutba doğru dümdüz gidiyormuş gibi oluyor. İşte biz kutba giderken oradaki meridyenlerin arasındaki açıyı açtığımız için oradaki alan ne oluyor? Kayboluyor. İşte alan kayboluyor. Şekli koruyor ama alanı bozuyor. Şimdi gelelim konik projeksiyona. Konik projeksiyon dediğinde ne yapacaksın hemen sen? Biliyorsun artık. Kendin koniği çizdin. Yanına da dünyayı çizdin. Koniği getirip dünyanın üzerine koydun. Bak şimdi. Neresi temas ediyor bizim için önemli olan buydu. Orayı çünkü çok güzel gösterecek. Bak. Ekvatora temas edebiliyor mu? Hayır. Koninin alt kısmı açık. Kutuplara temas edebiliyor mu? Hayır. Orası da boşta kalıyor hocam. Nereye temas ediyor? Dikkat et. Orta kuşağa temas ediyor. O zaman konik projeksiyon en güzel orta kuşağı gösterir. Ya bunu ezberleme. Oturup konik projeksiyon orta kuşağı gösterir diye ezber yapma. İlla ki karıştırırsın yarın öbür gün. Ne yapacaksın? Hocam koniyi çizeceksin. Orta kuşağı temas ediyor. Orta kuşağı gösterir diyeceksin. Mantığını öğren. Türkiye neredeydi? Önceki derslerde öğrendik bunu. Orta kuşakta olan bir ülke. İşte Türkiye'yi çizerken ben en güzel hangi projeksiyon yöntemiyle çizerim? Konik projeksiyon yöntemiyle çizerim. Konik projeksiyon yöntemi şekli bozuyor. Ama alanı koruyor. Nasıl hocam alanı koruyor? Koniye bakın. Koninin üstüne gidildikçe meridyenlerde bir bozulma var mı? Meridyenlerin arası daralıyordu normalde. Konikte de daralıyor mu? Yine daralıyor. İşte bu meridyenlerin daralması alanı korumamızı sağlıyor. Bu sefer de alanı koruyor ama oradaki ülkelerin şekilleri bozuluyor. Peki hocam ben hangisi alanı koruyor? Hangisi şekli koruyor? Bunu kavrayamadım. Silindirik projeksiyon, silindirik projeksiyon yani şekli koruyan projeksiyon. Ha o şekli koruyorsa koni projeksiyon da alanı koruyor diyeceksin. Tamam? Bu şekilde aklımda. Konik projeksiyonumuz da bu. Unutma Türkiye'yi konik projeksiyonla en güzel gösteriyoruz. Orta kuşaktan uzaklaşıldıkça bozulma ne yapar? Artar. Mesela Endonezya'yı çizerken konik projeksiyonunu çizersen bozulma ne yapar? Artar. Diğer projeksiyonumuz ve sonuncusu düzlem projeksiyon. Bak düzlem diyor bana. Düzlem düşüneceksin. Düzlem çizeceksin kendine. Bir tane de dünya çizeceksin. Bak düzlemi alıp gelip kutuplara bırakacaksın. Temas ettiği yer çok küçüktür düzlem projeksiyon. O yüzden dar alanları göstermek için kullanılıyor. Genelde de kutupları göstermek için kullanılır. Ve genelde denizcilik ve havacılıkta kullanılır bu projeksiyon. Nereye bırakıyorum düzlem projeksiyonu? Kutuplara bırakıyorum. Değdiği yer yani kutuplar iyi gösterilirken buradan uzaklaşıldıkça iyice bozulmalar artıyor. Ne öğrendik şimdi? Projeksiyon yöntemlerini öğrendik. Bu projeksiyon yöntemleri sayesinde bozulmaları biz en aza indirmeye çalışıyormuşuz. Ve bu projeksiyon yöntemlerinin nerelerde iyi gösterdiğine bak. Bak bunları ezberlemiyorsun, çiziyorsun kendin. Silindir ekvatora değiyor hocam, ekvatora iyi gösteriyor. Konik orta kuşağı değiyor hocam, orta kuşağı iyi gösteriyor. Düzlemi de kutuplara koyuyoruz hocam, kutupları iyi gösteriyor. Buralardan uzaklaşıldıkça bozulmalar artıyor. Ülkelerin yerlerini oyun oynayarak öğren, öğrenmezsen yoksa ilerleyemeyiz. Şimdi geldik, gerçek uzaklık nedir? İzdişim uzaklık nedir? İzdişim alan nedir? İzdişim alanla gerçek alan arasındaki fark nedir? Hep kafamızı karıştıran bir kavram.
Hiç acele etmene gerek yok. Gelsin Türkiye harita. Şimdi bak, Türkiye haritasının üzerine bir tane dağ koydum. Bu dağın gerçek uzaklığını hesaplayacağım ben. Buradan başladım. Gerçek uzaklık diyor. Ben bu dağa tırmanacağım değil mi? Dağın üzerine tırmandım. Arkasına indim. Devam ettim. A noktasından B noktasına geldim. Ne kadar uzaklık var burada? Dağın üstüne de tırmandık. 800 metre uzaklık olduğunu varsayalım. İşte bu bizim gerçek uzaklığımız. Neden gerçek? Gerçek hayatta var olan bir dağın üzerine tırmandık değil mi? İşte bu bizim gerçek uzaklığımız, gerçek alanımız. İzdüşüm alan ne hocam? Bak izdüşüm diyor bana. İzin diyor. Bir yere mesela bastığın zaman izin ne olur? Sıfır olur değil mi? İşte izdüşüm alan, yükseltiyi ortadan kaldırdığın zaman her yeri düz kabul ettiğin alana izdüşüm alan, izdüşüm uzaklık diyoruz. Yani şu, şimdi A ile B nokta arasındaki izdüşüm uzaklığı hesaplayacağım. İzdüşüm. İz diyor bana sıfır olacak diyor. O zaman bütün yeryüzü şekillerini atıyorum ve burayı dümdüzmüş gibi kabul ediyorum. Hayda B noktası arasında 400 metre fark varmış. İz düşümü 400'müş. Gelsin tekrar dağımız. Gerçeği kaçmış 800'müş. Yani gerçek uzaklıkla iz düşüm uzaklık arasındaki fark ne kadar? 400 metre. Fark fazla değil mi? Bunu bir kenara şöyle bir koyalım. Bir tane daha örnek yapalım şimdi. Bir dağımız var. Yüksek bir dağ mı? Yok hocam, alçak bir dağ. Gerçek uzaklığını hesaplayalım. Çıktım dağın üstüne, gittim. Hocam 500 metre. İz düşümün uzaklığı ne kadar? Hocam o yükseltiyi attığımızı varsayıyoruz. 400 metre. Aradaki fark ne kadar? Yani şu, gerçek uzaklıkla iz düşüm uzaklık arasındaki fark 500-400. 100. 100 metrelik bir uzaklık var. Şimdi ikisini bir karşılaştıralım. Gerçek uzaklıkla iz düşüm uzaklık arasındaki fark 400 metre. Fazla. Bu tarafa bak. Gerçek uzaklıkla iz düşüm arasındaki uzaklık 100 metre. Fark az. Peki farkın fazla olmasının ya da az olmasının nedeni ne? Arazideki yükselti. Yani bir yer çok yüksekse o zaman gerçeğiyle iz düşüm arasındaki fark fazla oluyor. Ama bir yer yüksek değilse, engebeli değilse o yerin gerçeğiyle iz düşüm arasındaki fark azalmış oluyor. Şimdi gelin bunu Türkiye fiziki haritasında bakalım. Türkiye fiziki haritalarını incelemiştik bir önceki derslerde. Bakın hala incelemeye devam ediyoruz. İyice zihnine yaz bu fiziki haritayı. Doğu Anadolu kısmına bak. Çok dağlık, engebeli, yüksek bir yer. O zaman hocam buranın gerçek alanı ile izdüşüm alanı arasındaki fark çok fazla olur. Türkiye'de en fazla gerçek alan ile izdüşüm alanı arasındaki fark Doğu Anadolu'da. En düz yer neresi? En böyle dağların olmadığı yere bak. Güneydoğu Anadolu kısmımız. İşte Güneydoğu Anadolu kısmında gerçek alanla iz düşüm alan arasındaki fark en az olan yerdir. Ülkeler olarak düşünürseniz mesela Hollanda düz bir yer. Hocam o zaman Hollanda'da gerçek alanla iz düşüm alan arasındaki fark azdır. Ama Türkiye gibi genç oluşumlu, dağlık, yüksek ve engebeli bir ülke ise bu ülke o zaman gerçek alanla iz düşüm alan arasındaki fark fazladır. Yani Türkiye'de gerçek alanla iz düşüm alan arasındaki fark neden çok fazlaymış? Ülkemizin dağlık, engebeli ve yüksek olmasından kaynaklanıyormuş. Bugün ne öğrendik? Bakın bugün en baştan sona şöyle hızlı bir tekrar edelim. 1. Harita nedir? Bunu öğrendik. Harita olabilmesi için kuş bakışı olması gerekiyordu. Düzleme aktarmak gerekiyordu. Ve ölçeğin olması gerekiyordu. Planı öğrendik. Kroki öğrendik. Planın ölçeği vardı. O yüzden biz ona harita diyebiliyorduk. Ama krokinin ölçeği yoktu. Ona harita diyemiyorduk. Daha sonra haritanın unsurlarını gördük. Haritanın unsurları neydi? Hocam yani bir haritada olan şeyler. Başlık, lejant bize yol gösteren yerdi lejant. Yön oku vardı ama yön oku olmasa da olurdu hocam. Koordinat sistemi olacaktı bir haritada, bir de ölçeğimiz. Sonrasında projeksiyon yöntemlerini gördük. Silindir projeksiyon dedik hocam, silindir diye düşünüyorduk. Dünya içine koyuyorduk, ekvatordaydı. O zaman en güzel ekvatoru gösterir. Ekvatordan uzaklaşıldıkça bozulma artar dedik. Konik projeksiyon dedik hocam, koniği koyduk dünyaya. Ha hocam orta kuşağa temas ediyor. Orta kuşağı yine gösterir. Orta kuşaktan uzaklaşıldıkça bozulmalar artar dedik. Hatta Türkiye hocam orta kuşakta bu yüzden en güzel konik projeksiyonla çizilmiş haritalarda görülür. Düzlem projeksiyonu da hocam dünyanın üst noktalarına, kutuplarına koyuyorduk dedik. Dar alanları gösteriyordu. Havacılıkta ve denizcilikte kullanılıyordu dedik. Dördüncü olarak da gerçek alanla iz düşüm alan arasındaki farkı öğrendik. Gerçek alan arazinin engebeli halini düşünüyorduk hocam. İz düşüm alan engebeyi ortadan kaldırıyorduk. İzini yani hiç engebe yokmuş gibi, yükselti yokmuş gibi kabul ediyorduk. Gerçek alanla iz düşüm alan arasındaki fark fazladır denildiği zaman. Burası çok engebeli bir yerdir. Gerçek alanla iz düşüm alan arasındaki fark azdır denildiği zaman. Hocam burası engebenin az olduğu bir yerdir diyorduk. Evet bugünkü konumuz da bitti. Bir sonraki konumuz küçük ölçekli haritalar. Büyük ölçekli haritalar olacak. Küçük ölçekli haritalarla büyük ölçekli haritaları neden herkes birbirine karıştırıyor? Aslında ne kadar çok basit bir yolu varmış. Bunu göreceğiz. Ölçeklerle alakalı hesaplamaları yapacağız. Ne diyoruz? Yunus Hoca'yla bir defa öğren, bir daha asla unutma. Bir dahaki derste görüşmek üzere.